bu takıma 2-3 takviye daha gelirse bambaşka bir kimliğe bürünür şeklinde. Hoca belki bu konuda şimdi çok politik davranacaktır belki ama bu takımın gerçek anlamda transfere ihtiyacı var mı? Çünkü biraz önce çok doğru bir şey söyledi. Yedekten giren oyuncuların da katkısı müthişti bugün. Bunun için neler söylemek ister? Teşekkür ederim. Tabii ki sadece 11 oyuncuyla maça başlayabilirsiniz. Sonradan giren oyuncuların da bize yardım etmesi, katkı vermesi gerekiyor. Bugün bu konu olumluydu bizim adımıza. Transfer dönemi hala daha açık. Biz kulüp olarak transfer dönemi bittiğinde en iyi kadroyu oluşturmuş olmak için çalışıyoruz. Türkiye'de hatta transfer dönemi biraz daha geç bitiyor. Hala daha fırsatları arıyoruz. Kadroyu daha iyi, daha güçlü hale getirmek için transfer sezonu bittiğinde en iyi kadroya sahip olabilmek için. Galatasaray maçı ve bugünkü maç bize şunu gösterdi. Beşiktaş hücum anlamında gerçekten bu sezon keyif verecek. Ama Samsun Spor maçının yanı sıra bugün de keza savunma anlamında bazı sorunlar. Yani takım savunması anlamında, bu benim kendi düşüncem, eksiklikler olduğunu gördüm. Hoca buna katılıyor mu? Savunma ve orta saha arasında kopukluk var mı? Ya da bu çalışa çalışa mı gelişecek ve sezonun başı olduğu için henüz? Bu da geliştirmemiz gereken bir konu. Geçen hafta oynadığımız maçta gol yemedik. Bugün fırsatlar verdik ve 2 gol yedik. Tabii ki de bu istediğimiz bir şey değil. Takım halinde gelişmemiz gerekiyor. Savunmada daha güçlü olmamız gerekiyor. Ben her seferinde de savunmanın hücum oyunculardan başlaması gerektiği kanaatindeyim. Takım defansı yapmamız gerektiği kanaatindeyim. Goller atıyoruz. Tabii ki de bu galibiyetlere yardımcı olacaktır. Ama gol yemediğiniz zaman da maç kazanırsınız. Yeni oyuncularımız var savunmada. Gabriel gibi, Emirhan gibi. Bunlar yeni transferler. Birbirimize alışıyoruz. Bu konular geliştirmemiz gereken konulardan birisi.